Merhaba değerli seyircilerimiz. Geçmişten Geleceğe programında ben Mine Sağ Yaşar ve değerli konuğumuz Namık Kemal Zeybek ile sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Bugünkü konumuz Türkler nasıl Müslüman oldu? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Evet. Önce Müslümanlık nasıl oldu onu bir anlatayım. Evet. Yani Müslümanlık denilen din nasıl ve niye ortaya çıktı? Sonra nasıl dönüştü? Bunu anlatırsak Türklerin Müslümanlığına da biraz yaklaşmış oluruz. Yani esas itibariyle Müslümanlığın ortaya çıktığı dönem miladi 7. yüzyıl. 570'te peygamber doğdu ama 40 yaşında kendisine peygamberlik görevi verildi ya da onu ortaya koydu, açıkladı. Peki niye? Soru bu ya. Ne vardı orada yani? Yani peygamberin ortaya çıktığı ve ben Allah'ın elçisiyim, şöyle şöyle yapın, bunları da yapmayın dediği yer ve zaman neydi? Önce bunu bir anlamak lazım. Evet, zamanı söyledik. Yer Mekke. Mekke Arap şehirlerinin anası. Böyle diyor Kur'an. Yani Ümmül Beled, beldelerin, şehirlerin anası. Niye? Çünkü Mekke'de Kabe var. Kabe'de bütün Arapların, yani Hristiyan olanlar dışında, bütün Arapların ortak kutsal yeri. Oraya hacca geliyorlar, ziyaret ediyorlar belli zamanlarda. Mekke'de panayırlar kuruluyor. O haç dönemlerinde büyük panayırlar kuruluyor. Pazarlar kuruluyor, alışveriş ediliyor filan. Yani önemli bir şehir. Ve tahminen nüfusu 10 bin. 10 bin bugün için bir kasaba ama o zaman için bir şehir. Evet. İnsanların sayısı o zaten zaman böyle değil yani. Evet. Peki ne var bu şehirde? Bu şehri yöneten bir koalisyon hükümeti var. Koalisyon iki kanadı var. Mekke'deki kabilelerin en önemlileri Haşimoğulları ve Ümeyye oğulları. Haşimoğulları peygamberin kabilesi, Ümeyye oğulları da Ebu Süfyan'ın bir anlamda Mekke'nin kralı gibi o kabilesi. Ama Mekke'nin kralı gibi ama Haşimoğullarından da baş rahip var. O da peygamberin amcası Ebu Leheb. Adı Ebu Leheb. Önemli bir şahsiyet konumuz bakımından. Çünkü onun adına bir sure inmiştir. Tebbet suresi ki Kur'an inmeye, söylenmeye, ortaya çıkmaya başladığı zaman Fatiha'dan sonra hemen gelen, söylenen sure o. Tebbet suresi. Niye? Şimdi bu da bir soru değil mi? Evet. Şimdi iş şu. Bu koalisyon, yani Haşimoğullarının reislerinden Ebu Leheb ile Ümeyyeoğulların reisi Ebu Süfyan'ın gelenekten gelen ortaklığı ve bir yönetim. Bu yönetimin esası şu. Dine dayalı sömürü düzeni. Yani bugünkü kavramlara göre tanımlarsak doğru tanım bu. Bunlar çok dindar adamlar. Öyle dinsiz falan değiller. Dinleri var. Allah'a da inanıyorlar. Yani Allah bir de diyorlar. Ama Allah'ın kızları var diyorlar. Lat, Menat, Uzza gibi. Ve Allah'a ulaşmak için de bunları aracı yapmak lazım diyorlar. Onların da heykellerini yapmışlar. Ve mesela Ebu Leheb o Uzza'nın önüne geliyor. Uzza'nın heykeli var. Ona doğru namaz kılıyor. Bildiğimiz namaz. Yani böyle kıyam, rükû ve secde yapıyor. Zannediyorlar ki bu peygamberle geldi kimiler. Öyle değil. O vardı zaten Araplarda. Peygamberin yaptığı o namazın içindeki putları kaldırıp onun yerine Allah'a koymak. Yani dönüşüm bu. Peki putların ne zararı var? Bir de bu soru şimdi. Değil evet. mi? Yani, bu, yani çünkü soru sorarak gerçeğe ulaşabiliriz. Evet, ha, siz de soruyorsunuz. Ben de kendi kendime sorup cevap veriyorum. Bu sorular sorulmalı.
Yani söylenenler olduğu gibi ezberle, öyle değil. Niye? Bu çok kutsal bir soru. Evet. Şimdi bu putlara tapan, yani kendilerini Allah'a ulaştırıcı saydıkları için bu putlara tapan Araplar oradan buradan geliyorlar. Arabistan şehirlerinden ya da çöllerinden geliyorlar. Vahalardan, şuradan buradan ve putlara doğru ibadet ediyorlar ve adak veriyorlar. İş burada başlıyor. Adak. Adak ne? Adak koyun veriyorlar, deve veriyorlar. Efendim kurumuş et veriyorlar. Altın veriyorlar. Gümüş veriyorlar, kıymetli para veriyorlar. Şimdi bazı şeyhler böyle el öptürüp ceplerine para attırıyorlar ya, o vardır. Doğu Anadolu'da bazı yerlerde vardır. Araplarda filan da var bunlar yani. Ve bunlar, bu rahipler yine Ebu Süfyan'la ortak olarak bu verilen adakları alıyorlar. Bir kısmını evet satıp Kabe'yi temizlemek, bakım, Zemzem kuyusunun bakımı ve hac işlerinin örgütlenmesi için kullanıyorlar. Ama büyük bir kısmını da ceplerine indiriyorlar. Sonra bu malları yılda iki defa kervanlar yapıp Suriye'ye ve Yemen'e gönderip sattırıyorlar. Ve böylece çok çok paralar oluyor. Çok parası olan ne yapar? Para satmaya başlar. Buna da faizcilik diyoruz. Kur'an'da kat kat riba, riba denir Kur'an'da. Kat kat riba dediği tefecilik yapıyorlar yani. Tefeci. Şimdi o dönemin Arap şehirlerinde Hammurabi kanunları geçerli. Bildiğiniz evet. O Babil kralı Hammurabi'nin kanunları geçerli. O kanunlara göre de borçlu kendisine para satana, tefeciye ödeyemezse, günü gelip de ödeyemezse çocukları köle oluyor. Yasa böyle. Evet. Ne yapıyorlar peki köleleri? Paraya dönüştürüyorlar. İşin acı tarafı, İkisi de acı tabii ki. Erkekleri satıp paraya dönüştürüyorlar. Artık onlar köle. Nereye gideceği belli değil. Kızları da ya satıyorlar ya da kiralıyorlar. Yani şöyle diyorlar bu işleri inceleyenler. Kabe'nin arka sokaklarındaki genel evlerde aylığına, haftalığına, saatliğine oradan buradan gelen zenginlere pazarlıyorlar. Sermaye yapıyorlar yani. Bundan ötürü Arap yoksulları ve orta gelir düzeyindeki insanlar bu korkuyla kimileri kız çocuklarını doğar doğmaz evet, gömüyorlar. Evet, diri diri gömüyorlarmış sanırım. Bundan, korkudan yani. Evet. Bunun dışında tam bir zalim düzen var. Zalim sömürü düzeni var. Yani lüks israf içinde yaşarken bir takım insanlar, mesela peygamberin amcası Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil, o Muaviye'nin de halasıdır aynı zamanda. Muaviye'ye geldik hemen. Evet, çünkü Muaviye önemli. O mesela boynunda bütün Arabistan'da meşhur bir gerdanlık taşıyor. Altın gerdanlık, kıymetli taşlarla böyle süslenmiş. Böyle bir gerdanlık, onu da böyle sallaya sallaya dolaşıyor Mekke sokaklarında, hava atıyor. Ya bir örnek. Ama zenginler böyle. Zenginlerin binlerce develeri, bağları, bahçeli, hurmalıkları var. Yoksullar ise eziliyor. Aç, susuz filan dolaşıyorlar. Böyle bir düzen. İşte peygamber bu düzene karşı bir isyanı temsil ederek ortaya çıktı. Evet. Bu bir kılıç zoruyla ilgili bir söylenti var. Neyle ilgili? Kılıç zoruyla, hani Türklerin Müslüman olması. Ha, kılıç. Efendim tabii ona hemen geleceğiz ama önce şu Müslümanlığın bir resmini tamam, çizdik. Evet. Peki bu devam etti mi? Bu peygamber zamanında adalet sağlandı. Fakat peygamberden sonra hemen bozulmaya başladı. Ve iş Muaviye geldiği zaman, yani dört halifeden sonra İmam Ali döneminde
İmam Ali döneminde en mükemmel şekilde adaletli bir düzen kuruldu. Yani İmam Ali'yi anlatmak için ben şunu söylüyorum. Bir, adalet. Tam adalet. İki, liyakat. Yani liyakat şu, işlere ehil olanları, yapabilecek olanları getirmek, kayırma yapmamak. Eş, dost, parti kayırması değil. Kim bu işi iyi yaparsa, halk hizmeti çünkü bu. Onu getirmek. Ve ilim. Ali alimdir, hikmet ehlidir, filozoftur İmam Ali. Ve müsbet bilimlerde de alimdir. Bütün Ehl-i Beyt imamları da öyle. Ama İmam Ali tam adaleti, tam İslam'ı, pür İslam'ı, mücessem İslam diyor peygamber onun için. Yani ete kemiğe bürünmüş İslam, iman. Bunun tabi ileriki programlarda bunları anlatırız da şimdilik böyle geçelim ama tam tersi Muaviye ve Muaviye'nin soyundan gelen Emeviler döneminde, Muaviye döneminde başladı. Peygamber hangi konu için geldiyse tam tersi uygulama oldu. Adalet gitti, zulüm geldi. Eşitlik gitti, gelirler ve servetler arasındaki fark uçurumlaştı. Muaviye saraylarda yaşamaya başladı. Mesela İmam Ali'nin yaşadığı ve hüküm sürdüğü yer bir köy konağı, hatta bırak konağı, köy evi gibidir. Alçak gönüllü yaşıyor. O Beytülmal'da kaç lira var diye soruyordu hazine işine bakanlara. Kaç asker var? Bölün 4. Herkese 4 dinar. Bana da, ya başkomutana da, devlet başkanına 4 dinar. Ama askerlere de 4 dinar. Hatta kabile şefleri geldiler. Ey Ali ne yapıyorsun? Biz senin dinarında değiliz ama dünkü kölemizle bize aynı parayı veriyorsun. Bizim itibarımız ne olacak? Dediler. İmam Ali dedi ki işte İslam bunun için geldi. Eşitlik için, adalet için geldi dedi. Ama ne oldu? Tabii o kabile reislerinden bir kısmı küstüler, gittiler Muaviye'ye sığındılar. Muaviye onlara eskiden olduğu gibi yine yüksek yerler verdi. Yani Muaviye, Emevi devletinin kurucusu olarak bilinen Muaviye, babasının ve peygamberin amcasının Ebu Leheb'in ve Ebu Süfyan'ın zulüm dinini Müslümanlık adı altında değiştirip sürdürdüler. Adına Müslümanlık dediler ama yaşadıkları, yaptıkları eski o zulüm diniydi. Peki bunun Türklere etkisine bak, Türklere etkisine geldik hemen. Muaviye'nin oğlu Yezid vardı. Tam zalim. Tam. Yani babası da zalim ama Muaviye. O biraz kurnaz. Üstünü örtüyor yani. Yezid ise örtmüyor. Her şey ortada. Tam. Yani rezil bir adam. Yezid. Müslüman falan da değil. Muaviye de Müslüman değil. Ama Muaviye Müslüman gibi görünüyor. Daha kurnaz. Yezid ise bunu da saklamıyor. Mesela namaz kıldırıyor. Din ile alay eden şiirler okuyor namazda. Hani Kur'an okuyacak ya. O sarhoş namaz kıldırırken o ezberlediği şiirleri okuyor filan, böyle bir adam. Yani onun döneminde çok kötü şeyler oldu. Yani şunun için bunları söylüyorum ki Türklerin karşı karşıya geldiği Müslümanlık nasıl bir Müslümanlık ortaya çıksın yani. Yezid denilen adam mesela Kabe'yi işte Müslümanların ve hatta Müslümanlıktan önce Arapların kutsal binası denilen Kabe'yi mancınıkla yıktırdı ve yaktırdı. İçinde çünkü tahta direkler var onun. Yaktırdı ve yıktırdı. Demek ki dine, inandığı dine saygısı yok. Başka? Çok kötü bir şey yaptı. Medine'yi 3 gün süreyle, Medine'de yaşayanlar Müslümanlar, büyük çoğunluğu. 3 gün süreyle Medine'nin mallını, canını ve ırzını helal etti. Askerleri girdiler, ırzına geçilmeyecek kadın ve kız kalmadı. Sadece Ehl-i Beyt evlerine dokunmayın emri verildi ki artık o kadarını yapamazlardı. Hatta İslam tarihinin en acı yerlerinden biridir. Babası belli olmayan bir nesil meydana geldi Medine'de. Bunlar yaşandı yani. Yezid
Öldü, oğlu tahta geçti. İkinci Muaviye. İkinci Muaviye ise değişik bir adamdı. Dedi ki, babam da zalimdi, dedem de zalimdi. Ben ahirette cennete gitmek istiyorum. Saltanat istemiyorum. 3 ay sonra onu öldürdüler. Ümeyye oğulları. O da yok oldu. Böylece Muaviye güdük oldu. Soyu kesik oldu yani. Ondan sonra toplandı Ümeyye oğulları. İçlerinde en zalim Mervan. O Medine'ye yapılan zulümde falan baş görevlilerden birisi. Mervan'ı kral yaptılar. Mervan ölünce de oğlu Abdülmelik. Halife diyorlar da, halife falan değil onlar, kral. Kral yaptı. Abdülmelik'in Irak'a tayin ettiği bir vali vardı. Yusuf bin Haccac. Ona Haccac-ı Zalim de denilir. Çok zalim bir adamdı. Tarihe öyle geçti. O dönemde yine bir Horasan valisi vardı. Kuteybe bin Müslim. Tam sorunuzun yerine geldik. Evet. Ama bunları söylemezsek tam anlaşılmazdı konu. Kuteybe bin Müslim'e görev verildi. Nereye? Türkistan'a, Turan'a, yani Türklerin yaşadığı bölgeye saldırma görev verildi. Niye saldırıyorlar? Ganimet için. Çünkü Türkler çok zengindi. Şehirler kurmuşlar, çok büyük büyük şehirler. Medeni bir ulus. Araplar gibi değil mi? Yani o dönemde Türkistan zenginliğiyle bütün dünyada tanınmış bir yer. Öyle bir yer. Düşünün ki Türkistan'ın tarihinde altın elbiseli adamlar vardır. Ve onlar altın elbiseyle mezara gömülürler filan yani. Şehirlerde refah var. Erdemli bir hayat var. Eski dinlerine uygun olarak yaşıyorlar. Türklerin eski inançlarına uygun bir hayat var. Talan için Kuteybe kendisi gibi talancı zalimlerle birlikte Türkistan'a girdi. Girdikleri zaman yani öyle oldu ki ele geçirdikleri şehirlerde korkunç talan yaptılar. Sadece bir örnek olsun diye okumak istiyorum. Bu aslında bu arkadaşımız, yani bu kitabı yazan arkadaşımız bir başka ve işte Sünni bir profesörün kitabından aldı. Yani Sünni diyorum ki, yani acaba işte mezhep meselesi mi var falan. Gerçekten bu işleri iyi incelemiş bir arkadaş. Kaynakları da var. Mesela burada okuyacağım. Sadece Talkan şehrinde neler yaptı bu Kuteybe'nin adamları? Talkan. Yani Orta Asya'da, Türkistan'daki Türk şehirlerinden birisi. İbn-i Dahkan'dan almış bunu. Zekeriya kitapçı, profesör. Kitabın adı Yeni İslam Tarihi ve Türkistan. Sayfa 249. Yani bunlar bilinmiyor, bilinsin. Evet. Bu Araplar kadar Türklere zulüm yapan tarihte hiçbir millet yoktur. Zulüm, zulüm. Bakın neler yapmış. Kuteybe ibret olsun diye vahşete devam eder. Birçok şey yapıyor. Ama ben sadece bir örnek vereceğim. Hükmetti ki Talkan ahalisini kılıçtan geçireler. Halkı yani. Ne kadar kırabilirlerse kırsınlar. Öyle emir veriyor askerlerine. Ne kadar öldürebilirseniz öldürün. Bunun üzerine Kuteybe'nin askeri orada hesapsız adam öldürdü. Bu savaşsız tek yanlı katliam da öyle oldu ki Müslüman askerler öldürmekten yoruldular. Yani kılıç kalkıyor, boyun gidiyor. Kalkıyor ama artık kolları yoruluyor. Bunun üzerine Kuteybe'nin aklına çok daha ibret verici bir vahşet geldi. Halktan geri kalanları çevredeki ceviz ağaçlarını asmalarını emretti. Bunun üzerine Müslüman askerler zaten kan, kesik baş ve insanların çığlıklarıyla inleyen bu şehirde tanımı imkansız bir zorbalık örneği sergileyerek Talkan halkından geri kalanları tek tek ağaçlara astılar. Talkan'a giden yolun 4 fersah mesafede olan kısmı 24 kilometre. Asılan Türklerin cesetleriyle korkunç bir orman görünümü arz ediyordu falan vesaire. Bu bir örnek yani, Talkan katliamı. Yani bu Emevilerin ordusu Türkistan'a girdiği zaman taş üstünde taş bırakmadılar.
baş üstünde baş bırakmadılar. Kurtulanlar sadece onların ulaşamadığı kırlık yerde yaşayan göçer, konar göçer Türklerdi. Onlar kurtulabildi. Kadınları ve kızları toplayıp götürüp sattılar. Genç çocukları toplayıp götürüp köle diye sattılar. Şimdi siz olsanız böyle bir dine girer misiniz? Girmezsiniz. Evet. Hatta nefret edersiniz. Bu kadar insanlara zulüm yapan. Bu nasıl? Ya Müslümanlık deyince akla bu geliyor, zulüm geliyor, talan geliyor. Ya evlerde ne varsa alıyor, yetmiyor. Çocuklar da alıp götürüp mal gibi satıyorlar. Bu arada şunu söyleyeyim ki, Araplarla tanışıncaya kadar Türklerde kölelik yoktur, cariye yoktur. Araplarda vardı. Müslümanlıktan önce de sonra da. Ama Türklerde yok. Böyle bir kavram yok yani. Peki savaş esirlerini ne yapıyorlar? Alıyorlar, bir yere yerleştiriyorlar. Sen burada ek biç, senden vergi alacağız diyorlar. Onun dışında serbest. Hatta öyle bir yüksek tabiatlı insanlar ki Türkler, yani orada esir gibi yaşayan bir süre sonra esir falan olmuyor, Türk oluyor da zaten. Ama onun eğer kendisinin getiren, yani gözeten kişinin atını çalıp kaçarsa peşine düşmüyorlar. Ya diyor ki tamam diyor, gitti artık diyor. Böyle bir erdemli hayatı var Türklerin. Ama Araplar geldi, köleliği de öğrendiler. Şimdi dolayısıyla şu söz yanlıştır, bakınız Mine Hanım. Bazıları diyor Türkler kılıç zoruyla Müslüman oldu. Hayır. Ne Kuteybe bin Müslüm'ün, ne Abdülmelik'in, ne oğlu Velid'in, bundan sonra Velid geçti yerine, zulüm onun zamanında da devam etti. Türkleri Müslüman yapmak gibi bir dertleri de yoktu. İstemiyorlardı. Onlar talan istiyorlardı. Yani öyle bir dertleri de yoktu. Ayrıca da kim zorla Müslüman olur? Türkler kılıç zoruyla Müslüman olmadılar. Bakınız, 705 miladi takvimle 705 yılında Kuteybe sınırı geçti. Türklere saldırdı büyük bir, çok kalabalık, talancı, gönüllü birçoğu askerlerle. Niye gönüllü? Talana gidiyor, cihat, miyat, palavra. Cihat işin maskesi. Gerçek ne? Talan. Hırsızlık yani. 705'ten 750'ye kadar bu zulüm devam etti. Zaman zaman Türklerin yendiği filan da oldu ama esas itibariyle dalga dalga gelen talancılar, tabi oranın zenginliği anlatılınca Haçlı seferlerdeki Haçlılar gibi Araplar, serseri Araplar da, yani Arap'ın serseri olanları Ümeyyeoğullarının gözetiminde oraya girdiler. Sonra Ümeyyeoğulları, yani Emeviler tahttan indirildi, Abbasiler gelince durum değişti. Çünkü Abbasileri getiren Türklerdi. Mevali, Eba Müslim Horasani, Horasan'da Eba Müslim. Dolayısıyla Abbasiler de Türklere karşı yumuşak siyaset uygulandı. Dolayısıyla onlar zamanında biraz Müslümanlık başladı, biraz. Ama hatıralar canlı Türkistan'da. İlginçtir. İran'da yaşayan Türklerde Müslümanlık başladı ama Türkistan'a Müslümanlık girmedi. Daha 150 yıl girmedi. Demek ki 705'ten, yani yuvarlak olsun diye söyleyelim, 905'e kadar Türkistan'da Müslümanlık yok. Türkler Müslüman falan olmadılar. Kılıç zoruyla Müslümanlık diye bir şey yoktur. Bu bilgisizlikten doğan, tarihi iyi bilmemekten ya da körü körüne din, İslam düşmanlığından doğan bir yakıştırmadır. Yani tarafsız bir tarihçi gerçeği bilir. Dolayısıyla iki asır Türkler Müslüman olmadı. Kılıç zoruyla Müslüman olmadı. Altını çize çize söylüyor. Evet. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Geçmişten Geleceğe programında ben Mine Sağ Yaşar ve değerli konuğum Namık Kemal Zeybek'le sizlerleyiz. Bu peki Hallacı Mansur'dan bize biraz bahseder misiniz? Tam yerinden sordunuz. Şimdi Hallacı Mansur hakkında tüm dünyada
en iyi çalışmayı yapan Louis Massillon adında bir Fransızdır. Louis Massillon aslında bir agnostikmiş. Irak'ta bulunduğu sırada Hallacı Mansur'un bir sözünü öğreniyor ve düşüyor peşine. Agnostik yani bilinmezci. Yani bilemeyiz. Yani din var mı yok mu, Allah var mı yok mu? Biz bunları bilemeyiz. Bilinmez diyenler var. Bunlara agnostik deniliyor. Bildiğiniz gibi. O da öyleymiş. Hallacı Mansur ne diyor? Şöyle diyor. Allah'a ulaşmak için iki rekat namazda yeter. Yeter ki abdesti kanla alınsın. Bunu duyunca çarpılıyor. Bu nasıl söz? Bu nasıl adam diyor. Bir araştırmaya başlıyor. Binlerce kaynağa başvuruyor. 2000'den çok kaynağa başvuruyor. Ve sonunda dünyada bu konuda yazılmış en güzel demek bile belki yetersiz, tek belki derli toplu çalışmayı yapıyor bu kitap. Bu İslam'ın Mistik Şehidi Hallacı Mansur'un Çilesi adıyla yayınlandı. Doktor İsmet Birkan, bu da büyükelçidir. Müsteşarlık plan yaptı dışlarında. Onun çevirisiyle Türkiye Türkçesinden de yayınlandı. Burada diyor ki Louis Massillon, tam sizin başlangıç sorunuzun cevabını veriyor. Veriyor. Türkler eğer Müslüman olmalarına özel bir önem veriyorlarsa bilsinler ki bunu Mansur'a borçlular. Demek ki bizi Müslüman yapan Louis Massillon'a göre Mansur. Evet. Nasıl oluyor bu? Türkler birinci bölümde reklamdan önce söyledik. İki asır Müslüman olmadılar. Sevmediler bu dini. Nasıl sevsinler? Sevsinler? Bugün de bir takım örneklerini görüyorlar. Gençlerimiz Müslümanlıktan çıkıyorlar. Ya önlerindeki örnekleri görünce yani FETÖ'ydü, bilmem neydi, falandı, filandı onları görüyorlar. Müslümanlık buysa bizim ne işimiz var deyip deist oluyorlar. İmam hatiplerde de, başörtülü kızlarımızda da bu akım var. Deistler, ateistler. Niye? Kötü örnek. Yani kötü iyi. Örnek olarak onları görünce Müslümanlık hakkında fikirleri iyi olmuyor. Duyguları kötüleşiyor ve ayrılıyorlar. İşte o zaman da Türkler iki asır Müslüman olmadılar. Ta ki Mansur 9. asrın sonlarında miladi konuşuyoruz. 10. asrın başlarında 5 yıl yüzlerce talibiyle birlikte Türkistan'a girdi. Türkistan'a girdi ve Türkler Mansur'a bağlandılar. Bir de Mansur'un özelliği var. Her tarafından keramet akıyor. Bu tabii olarak mı geliyor yoksa öğrenilmiş bir keramet mi? Bilemeyiz. Ama diyorlar ki mesela keramet ne? Mansur bir odada konuşmaya başlayınca dinleyiciler var. Diyelim büyük bir çadır, büyük bir ev. Mansur büyüyor, büyüyor, büyüyor. Bütün odayı içine kaplıyor, devleşiyor. Şimdi Mansur karşıtları diyor ki aslında hipnotizme yapıyor. Yani insanları hipnotik uykuya sokuyor, böyleymiş gibi gösteriyor. Ya da diyor ki yani kış günü tropikal meyvelerden taze ağaçtan koparılmış gibi getiriyor, konukların önüne koyuyor. Keramet. Şimdi karşıtları diyor ki ya onun arka tarafta serası var. Oradan getiriyor. Önemli değil. Bizim derdimiz bunlar değil. Ne oluyorsa oluyor. Ama ne oluyor? Türkleri etkiliyor. Bir de anlattığı İslam Türklerin inancıyla örtüşüyor. Yani Mansur'un anlattığı İslam vahdeti vücuttur. Yani Allah varlığın tümüdür. Ya hepimiz Allah'ın içindeyiz. Türkler de şöyle inanıyorlardı Müslümanlığa girmeden önce.
ya da dinlere girmeden önce Tanrı her nesneyi içine alır, her nesnenin de içindedir. Onun olmadığı hiçbir yer yoktur. Bu tam İmam Ali'nin tanımı, Mansur'un anlatımı. Zaten Mansur da Alilidir. Yani İmam Ali'nin yolundan gidenlerdendir bu arada. Onu da söyleyelim. İmam Ali'nin yolundan gittiği için Mansur adalet istiyor. Yani dinin ilk halindeki gibi eşitlik istiyor. Zulüme karşı mücadele ediyor. Mücadele ettiği için de Abbasi hükümdarı dönemi, Abbasi hükümdarı o zaman Muktedir adı ama kendisi iktidarsız. Yani güçlü değil yani. Asıl güçlü olan da o dönemde Abdülhamid diye bir başbakan. Yani o başvezir. Güçlü olanı, o da tam zalim, sömürücü. Halkı soyuyor, yolsuzluk yapıyor, servet yapıyor, yandaşlarını zengin ediyor. Yani bir yerlerde birileri çok zengin oluyorsa, birileri yoksullaşıyor demektir. Evet. Çünkü neticede ortada dolaşan servet aynı ama yukarılara doğru servet gidiyor, bir yerlerde birikiyor. Mansur da buna karşı mücadele ediyor. Yani bak, hep o İslam'ın geliş sebebiyle bozulması arasındaki dengesizlik, yani nereye, hangi konuya baksak bunu görüyoruz. Dolayısıyla Hamid Mansur'un idamını istiyor. 8 yıl yargılanıyor. 8 hapishanede. Yani getiriliyor divana, yargılanıyor. Hammad diye bir kadı var. Açıyorlar Mansur'un kitaplarını. Ey Hüseyin bin Mansur, adı öyledir. Adı Hüseyin'dir. Babasının adı Mansur'dur ama Mansur diye bilinir. Mansur'un oğlu Hüseyin. Sen Hammad diyor, sen böyle böyle demişsin. Bu şeriat aykırı. O da anlatıyor. Sonra açıyor bir yazısında. Demiş ki Mansur, ya bu Mekke filan çok zahmetli. Yoksullar da hevesli. Çok para lazım. Ya gidemeyenler evlerinin bir köşesinde Kabe'ye benzer bir şey yapsınlar. Etrafında dönsünler. Hacca gitmiş gibi olurlar demiş. Sen böyle mi dedin diyor. Mansur diyor ki onu diyor sizin çok sevdiğiniz, hürmet ettiğiniz Hasan-ı Basri de söylüyor. Onun kitabından aldım ben diyor. Kendini öyle savunuyor. Hammad sinirleniyor. Yalan söylüyorsun, kanı helal. Hasan Basri'de öyle bir söz yok. deyince Hamid o başbakan, o sömürücü, israfçı, zalim başbakan, yani bugünün diliyle söylüyorum tabii. Hadi diyelim başvezir. Diyor ki, kadı diyor, kanı helal dedin diyor. Demek ki idamına karar verdin diyor. Yaz bunu, imzala diyor. Hamad birden kendine geliyor. Ben onu diyor kızdığım için söyledim. Yoksa ben bir ehli kıbleye öyle der miyim? Ama dedim ama kızdığım için diyor. Ha ben anlamam diyor. Zapta geçiriyor. İdam fermanı böyle çıkıyor. İdam ettiler onu. Ve fitne çıkarıyor diye. Bu arada 300'e yakın molla da imzaladı. Bu kafirdir Enel Hak dedi diye. Şimdi Mansur Enel Hak dedi diye idam edilmedi. Mansur zulme karşı mücadele ettiği için İdam edildi. O zaman ona komünist de dediler. O zamanın sözü yok da işte benzeri bir akım var. O akıma mensup falan dediler. Ama neticede ben Allah'ım dedi diye tasdik edildi ve fitneci diye de budandı. Yani önce sağ kolu kesildi, sonra sol bacağı kesildi, çapraz kesildi, sonra başı kesildi ama bu da saatlerce sürdü. İşte orada kanı akınca yüzüne sürüyor. Ne yapıyorsun? Birisi laf atıyor. Ne yapıyorum diyor, aşk namazı kılıyorum. Aşk namazının abdesti de suyla olmaz ya diyor. Kanla olur diyor. Yani kolundan oradan akan kanları. İşte söylediği söz bu. Yani duyması iyi onu. Onu incelemeye sevk eden söz bu. Oradan merak ederek geliyor filan. İşte bu Mansur, Allah'cı Mansur anlayışını
Hallacı Mansur'un adalet ve vahdet. Şimdi bu vahdet, vahdet-i vücut çok önemli. Yani söz gelimi Alevilerin, Bektaşilerin, kimi Sünni Sufilerin de inancı budur. Yani o Türklerin inancıdır. Oradan girmiştir. Nedir? Allah bizim dışımızda değil. Yani Hristiyanların söylediği gibi göklerde bir baba filan yok. Göklerdeki babamız diyorlar ya, cennetteki babamız diyorlar. Yani onların inandığı Allah cennette oturuyor böyle sakallı, saçlı, beyaz sakallı, uzun sakallı bir ihtiyar. Etrafında da, yanında da oğlu oturuyor. O da İsa. Etrafta da melekler uçuşuyor filan. Ama çok Müslümanın da inancı bundan farklı değildir. Yani Allah derken kafasındaki tasavvurudur. Halbuki Mansur'un inancında ve Türklerin inancında Mansuri olduğu için Türk Müslümanlığı vahdeti vücutçudur. Allah her yerdedir. Onun olmadığı hiçbir yeri yoktur. Dolayısıyla Mansur'da da Allah tecelli eder. Enel hak. Ben hakkım sözü oradan gelir. Ve Mansur'u savunanlar derler ki peki Kur'an'da Allah yanan çalılığın içinden Musa'ya Tur Dağı'nda enel Allah demedi mi? Diyen kimdi? Çalılıktı. Ama kimdi? Çalılığın içinden Tanrı seslendi. Çünkü her yerde. Bu ince bir noktadır ama çok önemlidir. Vahdet-i vücuda inanan insanlar erdemli olurlar. Daha ahlaklı olurlar. Daha insancıl olurlar. Daha doğacı olurlar. Karıncayı incitmezler Atatürk gibi. Atatürk de bu inançtaydı. Evet. Karıncaları ezmemek için yolunu değiştirirdi. Hayvanların kesilmesini görmeye dayanamazdı. Başını çevirirdi. Hayvanlara çok şefkat gösterirdi. Ağaçları kesmemek için Yalova'da evet, evine taşıdı. Evi kaydırdı. Evet. Tren raylarına koyarak kaydırdı. Efendim Ankara'da bir kulübe yaptırırken kendisine yazlık kulübe. Kulübe saray falan değil yani. Gidip orada zaman zaman yoğurdun içine ekmek doğrayıp yiyor. Yani ziyafeti de bu Atatürk'ün. Getirin yapın diyor, getiriyorlar. Ekmek doğramış yoğurt yediği ya yani kaşıklıyor onu filan. Kulübe yaptırırken söğüt ağaçlarının kesilmesi gerektiği dokunmayın dedi. Onları söktürdü, başka bir yere diktirdi. Ve tuttu onlar, çok ilginçtir yani. Tuttu da ağaçlar. Demek Atatürk sevgiyle yaklaştı ve ağaçlara bu şekilde yardımcı oldu. Bu vahdet inancıdır. Allah her yerdedir. Dolayısıyla Allah insanda tecelli eder. Allah hayvanlarda, ağaçlarda, bitkilerde, canlı can, suda tecelli eder. Dolayısıyla suyu kirletmek büyük günahtır. Şimdi bu inançta olsa mesela Türkiye'de fabrika sahipleri, bizim bu ırmaklarımız bu leş gibi hale gelir miydi? Evet, hiçbiri böyle olmazdı. Hiçbiri böyle olmazdı. Çok önemlidir yani. Evet. Bu Türkler bu inanç ile Mansuri olarak, Mansur yolundan. Sonra Mansur yolundan iki asır sonra ikinci bir kişi çıktı. Hoca Ahmet Yesevi. Evet. Hoca Ahmet Yesevi bu anlayışı biraz daha yaydı. Mansur'un yani Mansurluk, Mansurlu, Mansur anlayışındaki Müslümanlığı Türkler arasına biraz daha yaydı. Anadolu'ya birisini gönderdi baş öğretmen olarak. Hacı Bektaş-ı Veli. O da Anadolu ve çevresinde Sarı Saltuk'u gönderdi. O da Balkanlarda. Yine bu anlayıştaki Müslümanlığı. Bu anlayışta diyorum. Bugünkü Müslümanlık değil. Türk Müslümanlığıdır o. İmam Ali ile başlar. Çünkü İmam Ali'ye o yüzden Türkler başka milletlerden daha çok yöneldiler çünkü İmam Ali'de kendilerini buldular. Adaleti buldular. Vahdeti buldular. O yüzden yöneldiler. Ve Ehl-i Beyt mensupları da yani İmam Ali'nin soyundan gelenler de kurtulmak için Türklere sığındılar. Mesela 11. İmam, İmam Askeri diye söylenir. Çünkü bu Arapların zulmünden kendisini kurtarmak için Samarra'da asker karargahın içinde yaşıyordu. O yüzden askeri derler ona. Askeri. Evet. Yani bu Ehl-i Beyt imamlarıyla Türkler arasında bu şekilde bir yakınlık var.
Müslümanlığın ayrıntısını da Ehl-i Beyt imamlarından öğrendiler. Çünkü Mansur tamamen tasavvufi ve zevke dayalı, vahdet-i vücuda dayalı. Yani onun vahdet-i vücudu anlayışını anlatmak için çok kısa bir şiiri vardır. Şöyle diyor. Rabbimi görünce gönül gözüyle dedim ey kimsin sen? Dedi senim ben. Evet. Yani Hak diyor da böyle söylüyor. Senim ben. Ahmet Yesevi de diyor ki Mansur'a çok hayran. Divan Hikmet'te en çok ondan bahseder. Şöyle bir şiiri var, okuyayım onu izin verirseniz. Mansur bir gün ağladı. Erenler rah beyledi. Kırklar şerbet içirdi. Mansur değerin bilip. Mansur der ki enel hak. Erenler için doğru. Mollalar der ki yanlış gönüle kötü alıp. Söyleme enel hakkı kafir oldun Mansur deyip. Öldürdüler taş atıp. Şeyh Mansur öldürüldü. Külü göğe savruldu. Zevk denizi kabardı. Dolduğu derya kaynaşıp. O gündeki o derya kıldı efkan, Babeyla. Aşıklar Allah'ım kılsın didarın nasip. Tövbe kıl Hoca Ahmet. Olur haktan inayet. Yüz bin evliya geçti. Sırrı sırra ulayıp. Görüyor musunuz? Tam Mansurcudur Ahmet Yesevi. Evet. Onun için bizim bütün Alevi Bektaşi ozanlarımız tamamı Yunus Emre dahil olmak üzere Mansur'dan bahsederler. Yani kendilerini Mansur'a bağlarlar. Allah'cı Mansur'a nispet ederler. Türkler böyleydi. Türklerin Müslümanlığı böyleydi. Bizim Müslümanlığımız, biz böyle Müslüman olduk. Evet. Ve mesela hemen Karahanlılar döneminde bu Müslümanlardan yararlanarak bir Karahanlı şehzadesi Satık Bura Karahanlı Devleti'ni kurdu. Ve hemen Kur'an Türkçe'ye çevrildi. Efendim kimileri diyor ki Kur'an yeni çevrildi. Hayır. Buyurun. Ne diyor? Ne yayını bu? Türk Dil Kurumu yayınlarında. Ve bu kitabı açıyoruz. Bu da önemli bir konu. Yani Türklerin Müslümanlığını ifade bakımından. Yani mesela şurada bu girişi yapan kişinin yazısı. Peygamber zamanında İranlılardan bir kısmı Müslüman oluyor. Selman-ı Farisi var ya peygamberin, sonra da İmam Ali'nin en yakınlarından. Selman, Farisi, Fars yani. İranlılar diyorlar ki biz Arapça bilmiyoruz. Fatiha'yı bize Türkçe çevir, biz ibadetimizi Farsça yapalım. Çeviriyor, veriyor, peygamber de olur diyor. Şimdi diyemezsin bunu. Ve Farslar o dönemde ilk Müslüman Farslar Farsça ibadet ediyorlar. Arapça değil. Anlayarak ediyorlar. Efendim şöyle söylerim diye bir örnek vermek isterim. Mesela Ali İmran suresini nasıl çevirmişler? Ayurlar söylerler o zaman. Ayıtmak var ya, eğitmek. Bittimiz kitabımız. Kaçan hali bolsalar, ısrırlar sizin öze ernekleri içini övkedin, aygıl. Ölüngüler, övkengiz birle, ol Tanrı bilgen köngüllerdekini. Tanrı sizin gönlünüzdeki bilir falan diye tercüme ediyorlar. İbadetlerini Türkçe yapıyorlar. İdi. Evet. Efendim şu bizim Kutadgu Bilik, bunu da söyleyelim. O ilk yani Türklerin Türk Müslümanlığı dönemindeki hallerini ifade bakımından Yusuf Hasacı bin kitabı bu. Bu aslında yani Türk irfanının, Türk kültürünün en önemli kitaplarından birisi. Burada Yusuf Hasacı hükümdarlara kutadgu bilik yani kut veren bilgi, kut veren, güç veren, mutluluk veren bilgi, bilik, kutadgu bilik. Açıyoruz, birçok konu var ama açıyoruz şurada. Ne diyor? Efendim bu kitabın 746. 747. betlerinde yani
yüzlerinde, sayfalarında Ali evladıyla ilişki anlatır. Yani hükümdarlar ne yapacaklar Ali evladına, Alevilere? Tam o zamanki dil Aleviler, birle yani ile katılmakını ayır. Katılmak yani ilişki, katmak diyoruz ya, o zaman kullanılıyor. Tabi aradan geçmiş 1000 sene, dil değişiyor, olduğu gibi kalmıyor. Hatta 100 sene önceki dil bile bugün aynı değil. Aynı değil. Evet. Aleviler birle, aslı yani böyle, Aleviler ile katılmaklı yani ilişkiyi, yani hükümdar Alevilere ne yapacak? Bunlar ehli beyttir, peygamberin uruğudur. Yani peygamberin soyudur. Ey kardeş, sen de onları sevgili peygamber hakkı için sev. Ve devam ediyor. Yani Alevilik bu manada Türklerde Müslüman olmalarıyla başlıyor. Diğer akımlar sonradan girmişlerdir. Evet. Türklerin Müslümanlaşması, Hallacı Mansur 1. Evet. Tasavvuf tabii bununla birlikte. Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Ahmet Yesevi'nin yolundan giden başka pirler yoluyla olmuştur. Ama bu Müslümanlık, yani bu anlayıştaki Müslümanlık, Türklere bir zarar vermemiştir, katkı sağlamıştır. Bakınız 16. yüzyılda Müslüman oldular. 16. yüzyıl büyük dönüşüm yüzyılıdır. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. yüzyıla geldiği zaman dünyada Müslüman Türk devletleri var ve dünyanın en büyük devletleri bu Müslüman Türk devletleri. Ama bunların en önemli ve ileri olanları Türk Müslümanlığını yaşayan olanlar. Bunlardan biri Osmanlı. Birisi Timurlu, bir diğeri de Babürlü. Osmanlı Ön Asya'ya ve Avrupa'ya egemen. Avrupa'nın devletleri kendilerini Osmanlı'nın sarayında padişahın düzeyinde değil, başbakanın düzeyinde kralları sayıldığı zaman seviniyorlar. Biz Osmanlı sarayında, protokolde bizim kralımız, imparatorumuz başbakan düzeyinde. 1699 Karlofça'ya kadar böyledir. Osmanlı böyle bir kudret. 16. yüzyıl. Hep böyle parmağımı da sallayarak 16. yüzyıl diyorum. Çünkü gelecek programda bunun üzerinde çok duracağız. Peki Timurlu böyle. Timurlu nerede? Timurlu da Osmanlı bu. Timurlu da Türkistan'da hakim. Onlar da aynı anlayışta. Ve Hindistan'da da Babürlü. Timur'un bir başka kolu. 3 büyük merkez. Hindistan'ı Türkler yönetiyor bu anlayışla. Türkistan'ı Timurlar yönetiyor bu anlayışla. Türkiye'yi ve çevresini Osmanlılar yönetiyor bu anlayışla. Geriye kalan bir Memlükler vardır. Onlar da Arapları yönetiyor Mısır'da. Onlar da Türk. Bir Safaviler vardır. Onlar da İran'ı ve Türkistan'ın bir kısmını yönetiyor. Kuzeyde de bütün o Slavları, Rusları ve başka Slavları yöneten, yani kendi devletinde ya da devletinde olmasa bile egemenliğinde olan altın ordu. Türklüğün altın yüzyılıdır o. Türklüğün altın yüzyılı. Ama sonra her şey değişti. Evet, her şey değişti. Zamanımız nasıl bilmiyorum. Kaç dakikamız var? Söyleyecek söz çok da. Bitirmemiz lazım. Bitirelim mi artık? Peki. Bitirelim de bir dahaki programa sürdürelim. Buradan başlayalım. Evet, tamam. Peki, teşekkür ederim. Değerli seyircilerimiz, Geçmişten Geleceğe programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün değerli konuğumuz Namık Kemal Zeybek ile Türklerin nasıl Müslüman olduğunu konuştuk. Diğer programımızda görüşmek dileğiyle.